Bypass riskli bir ameliyat mıdır? Hangi durumlarda daha çok gerekmektedir? Ya, bypass çünkü ameliyatı şimdi artık %1'in altında. Evet. Yani normal bir hastada, diyelim ki ciddi bir akciğer problemi yok, ciddi böbrek problemi yok, ciddi ileri yaşı yok ise, kalp kası daha ciddi problemleri yok ise, diğer kapaklarında da problem yok ise %1'in altında ya da %0.5 diyeyim yani. Yani son derece düşük bypass ameliyatlarının riski. Diyelim ki kapak hastalığı var yanında, işte kalp kası zayıf. Hadi olsun %2 oluyor, 3 oluyor. Ya bazı çok özel durumlar olabiliyor. Kalp çok son derece zayıf oluyor, ciddi başka problemler olabiliyor. %5'lere, 10'lara, 15'lere çıkabiliyor ama dediğim gibi normal bir hastada çok riskli değil. Yani bir insanın damarlarında darlıklar %80-90 darlık oluşmuş, 3 damarında kritik darlıkları var. Yani genç bir hasta, ciddi başka hastalığı yok. Yani bu hasta çok çok fayda görüyor bu hastalar. Evet. Yani olmaması son derece riskli. Yani olması son derece faydalı. Dediğim gibi ileriki yıllar içerisinde çok çok konforlu yaşıyorlar hastalarımız.